Değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri, bir Aslan Payı programında daha yine birlikteyiz. Bugün yine eleme turlarında rakiplerini geçmiş iki yarışmacımız karşılaşıyorlar ve çeyrek final hedefine ilerlemek için biz de bu turları yapıyoruz. Daha önce elemelerde rakiplerini geçen Egemen Turhan ve Semih Aslan bizle beraber. Egemen Turhan, neler yaptın o zamandan bu zamana? Aynıydı, pek bir değişiklik olmadı. Okul var senin herhalde. Okul var, yoğun bir şekilde devam ediyorum. Galatasaray'a maçları izliyorsun. Maçları izliyoruz, iyi günde kötü günde. İyi günde takımıza kötü günde taraftarın seninle olsun. Sen neler yaptın Semih? Ben de diğer yarışmaları da izledim aynı zamanda. Rakipleri bile tanımak açısından. Rakipleri olası rakipleri tabii ki mutlaka. Evet. Onun dışında maçları zaten sürekli takip ediyoruz. Aynı evet. Şekilde devam ettik yani. Peki sorular zorlaşıyor mu? Kolaylaşıyor mu? Nasıl gidiyor? Valla bana biraz daha zor gibi geldi. Zorlaşıyor biraz daha. Zor, çok ince zorlaşırken yani. Sorular turlar da ilerliyor. Finale doğru, çeyrek finale gidiyoruz. Bu arada da bir iki değişikliğimiz oldu yarışmanın bu turunda. Evet. Şöyle ki tekrar hatırlatalım bilenler için, 6 kategoriden oluşan yarışmamızın penaltı, free kick, çift vuruş, kontra atak, touch, offside gibi 6 kategoriden oluşan yarışmamızın kontra atağında karşıya bilemezseniz sadece yarısı geçecek puanların. Böylece kontra atağın bir riski azalmış olacak ama buna karşılık da eskiden ilk elemelerde birden fazla soru alabildiğiniz kategori sayısı 3 olabiliyordu. O maksimum 2 olacak şimdi. Yani 2 soru 2 kategori sınırlı. Yani böylece 4 kategori en azından soru seçme gerekliliği var. Bunları hatırlatalım. Tekrar puanları da görüyoruz zaten. Yarışmamızı izleyenler de biliyorlar. Ve hemen Egemen Turhan'ın ilk kategorisini seçmesini rica edelim. Çift vuruşla başlamak istiyorum. Çift vuruş. Sanki bir klasik oldu. Herkes evet. Çift vuruşla yarışmaya başlıyor ya da en çok ilgi gören çift vuruş oluyor. Moral bulmak için olsa gerek. Evet, sıradaki çift vuruş sorusu Egemen Turan için ekrana geliyor. Karşıda da görebilirsin. 2008'de kiralık olarak Galatasaray'a gelen Ahmet Barusso hangi ülke vatandaşıdır? 2008'de kaç yaşındaydın sen? 2008'de 12. 12. Çok detaylı takip edebiliyor muydun o yaşta? Ediyordum ya tabii. Ediyordum. Peki Ahmet Barusso'yu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Peki ben sana şıkları okuyorum o zaman. A. Ghana, B. Kamerun, C. Güney Afrika, D. Fil dişi sahilleri. A şıkkı Ghana. Ghana'lı diyorsun. Hiç evet. Şey geçirmiyorsun. Ya çok fazla bir iz bırakmamıştı takımda ama Ghana'lı olduğunu hatırlıyorum. Peki ben de bu cevabı doğru olduğunu söylüyorum ve 60 puanı veriyorum. Yani ikinci cevaba gerek kalmadan çift vuruşu geçiyoruz. Semih Arslan'dan kategorisini rica ediyorum. Ben de bir aslan payı klasiği olarak çift vuruşla başlayayım. Peki. Bir çift vuruş daha geliyor ekrana. 9 Kasım 1988 ünlü Galatasaray Neuchâtel-Xamax maçında Galatasaray'ın başında hangi teknik direktör vardı? A. Siegfried Held, B. Fatih Terim, C. Karl-Heinz Feldkamp, D. Mustafa Denizli. Mustafa Denizli. Maçı seyretmiş olman mümkün değil sanıyorum. Yok değil yani banttan izledim sonradan. Onunla ilgili bir sürü defalarca evet. Belki ekranlara geldi, gördün ve ben de doğru cevap verdim diyorum. Ve 60 puanı da Semih Arslan'ın hanesine yazıyorum. Evet, eşitlik içinde başladı. Şimdi yeni kategoriyi öğreniyorum. Free kick hakkını kullanmak istiyorum. Free kick hakkını kullanıyor. Ben de Semih Arslan'a baraj kurup kurmayacağı konusunda dikkatli olmasını söylüyorum. Sıradaki free kick sorusu 2011-2012 sezonunun 28. haftasında oynanan ve 3-2 kazandığımız Beşiktaş maçında takımımızın son golünü kim atmıştır? Baraj kurmuyorsun Baraj. Şıkları okuyorum ben de. A. Aydın Yılmaz, B. Felipe Melo, C. Necati Ateş, D. Johan Elmander. Maçı hatırlıyor musun? Maçı hatırlıyorum. Yalnız o sezon çok fazla derbi oynanmıştı. Playoff filan nedeniyle. Evet. Ondan dolayı yani biraz karıştırma ihtimalim olabilir. Ama aklıma ilk gelen seçenek Aydın Yılmaz. Seçeneği var diyorsun. Quaresma ile ikili mücadelede. Bir şutu var. Son golünü diyorum.
hatırlatıyorum. Aydın Yılmaz konusunda emin misin diye bir soruyorum sana. Yani bu sorularımı hep söylüyorum. İlla evet, yanlıştır emin misiniz olmayabilir ama doğrudur emin misiniz de olmayabilir. Onun için yine gözden geçir bir şeyini ısrar da edebilirsin Aydın Yılmaz'da tabii. Aydın Yılmaz'dan yana kullanmak istiyorum. Şansını Aydın Yılmaz'dan yana kullanıyorsun ve maalesef puan veremiyoruz. Noan Elmander atmıştı golü. Şimdi bir eşitlik bozulma durumu söz konusu oldu. Semih Aslan kategorisini nereden yana kullanacak? Free kick'le devam edeyim ben de. Sen de free kick alıyorsun. Evet. Ben de diyorum ki Egemen Turan'a sen de soruya dikkat et. Belki baraj kurarsın. Hangi futbolcu Mario Jardel'in Sporting Lisbon'a transfer olması karşılığında Galatasaray'a gelenlerden değildir. Gelenler arasında yoktur diyorum. Baraj kuruyor musun diye soruyorum. Yok, kurmuyorum. Kurmuyorsun. Ben de şıkları sayıyorum. A. Mampenza, B. Pavel Horvat, C. Robert Speer, D. Gerson Gonzalez. Jardel'i... Jardel olayını hatırlıyor musun Caca ve Şükrü? Jardel olayını hatırlıyorum da isimler tanıdık gelmedi ama bana. Hiçbir Mpenza bir çağrışım yaptı sadece. 2001'de ya da 2002'de yaşandı bu transfer bildiğim kadarıyla. Yani, o Sporting Lisbon'a gitti yerine 3 tane futbolcu yani. Dediğim gibi bir tek Mpenza tanıdık geliyor. Diğerlerinin arasından sallayacağım açıkçası yani. Yani pek bilgim yok. Bu turlarda artık sallamamak gereken turlar. Çünkü yolumuz artık finale doğru gidecek. Bekliyoruz cevabını. D diyorum ben. Gerson Gonzalez. Emin misin diye sorayım mı? Emin değilim ama D diyorum. D diyorsun. Şansını D'den yana kullanıyorsun. Evet. Şansın yaver gidiyor seni ve 80 puan alıyorsun. Çünkü Horvat, Speer ve Mepeza gelmişti Sporting Lisbon'dan. Gerson Gonzalez gelmemişti. Kategori istiyoruz Egemen Turan'dan. Kontra atak. Kontra atak. Kontra atakta sıradaki soru ekrana geliyor. Bilemezsen Semih Aslan'a 30 puan gidecek. Selçuk İnan Galatasaray'a hangi takımdan gelmiştir diyoruz. A. Manisa Spor, B. Trabzon Spor, C. Karademir Karabük Spor, D. Kayseri Spor. B. Trabzonspor. B. Trabzonspor diyor ve 60 puanı sahibi oluyor. Kontra atağın böyle bir cilvesi var. Çok kolay sorular çıkabiliyor. Şanssızlık olmadıkça karşı tarafa puan geçmesi ihtimali yüksek değil. Evet. Ben free kick'le devam edeyim. Free kick'le devam ediyor Semih Aslan. Sıradaki free kick sorusu ekrana geliyor. Ve buna karşılık da sen baraj şansın olabilir. Sasa İliç. Galatasaray'da kaç numaralı formayı giymiştir? Baraj? Baraj kuruyorum. Kuruyorsun. Bilir diyorsun yani. Peki. Muhtemel. İkincisi geliyor hemen sıradaki sorunun. Hangi futbolcumuz 3 kez üst üste gol kralı olmuştur? Bunda baraj hakkı yok. Şıkları okuyorum. A. Hakan Şükür, B. Arif Erdem, C. Burak Yılmaz, D. Milan Baror. Hakan Şükür A. Hakan Şükür cevabı sana 80 puan daha kazandırıyor. Böylece 220 puana çıkıyor puanın. Ve fark 100 puan oluyor. 120 puanı var Egemen Turan'ın. 220 puanı var Semih Arslan'ın. Ve bakalım hangi kategoriyi seçiyor Egemen Turan. Free kick 2 oldu herhalde değil mi? Hayır, free kick ise senin 1. Bununla beraber 2 oldu. Bununla 2 olacak. Tamam, ben free kick'ten yana kullanıyorum. Ya bir penaltı alayım, 3 puanı birden kapatayım demiyorsun. Şimdilik risk almak istemiyorum. Açıkçası. Peki, risk almıyorsun. 3 sorumuz kaldı. Free kick istiyor ve Semih de baraj kuracak bakalım. Bülent Akın Galatasaray'dan hangi takıma transfer olmuştur? Baraj kurmuyorum. Kurmuyor baraj. Bülent Akın 2000'li yılların başında ön liberomuzdu bildiğin gibi. Ben şıkları sayıyorum. Akçabat Sebat Spor, Bolton Wanderers, MVV Maastricht, D. Malatya Spor. Tam emin değilim ama yurt dışına gittiğini zannetmiyorum. O zaman şansını deneyeceksin demek ki free kick sorusunu. Evet. Gurbetçi asıllı olduğunu biliyorum ama...
Ben de zaman geçiyor, onu söyleyeyim. D şıkkı Malatya Spor. D Malatya Spor diyorsun ama ben yine de sana emin misin diye soruyorum. Çünkü emin olmuyor görüntüsündesin. Evet, biraz böyle. Bir ara gözden geçir istersen durumunu. Israr da edebilirsin. Çünkü yani burada benim sorumun seni yanlıştan döndürme olma anlamı taşımıyor. Ben sadece emin olmadığını gördüğüm için sana bir vakit şansı tanıyıp cevabını gözden geçir. Zaten bir şıkta gidip geliyorum. Hani Akçabat, Sivasspor. Malatya Spor biraz daha yakın geliyor. Peki Malatya Spor diyor Egemen Turan ve bundan da puan alamıyor çünkü Bolton Wanderers'a gitti. Sonra tekrar döndü Türkiye'ye. Öyle bir kısa Avrupa macerası oldu. Şimdi sıradaki kategoriyi Semih Arslan belirliyor. Çift vuruş. Bu arada da 100 puanlık fark devam ediyor. Çift vuruşta evet ikinci hakkım var. Çift vuruş sorusu da ekrana geliyor. İnsua, Emiliano İnsua Galatasaray'a hangi takımdan kiralık gelmiştir? A. Atletico Madrid, B. Liverpool, C. Sporting Lisbon, D. Boca Juniors. İnsua'yı hatırlıyor musun? İnsua'yı hatırlıyorum da takımını tam hatırlayamadım. Geldiği takım. Ya Atletico'dur ya Liverpool ama hangisiydi acaba? Evet, zaman ilerliyor ve çift vuruş sorusunda iki cevap şansın olduğunu, 100 puanda fark olduğunu hatırlatıyorum. Liverpool diyorum, B. B, Liverpool diyorsun ve 60 puan daha alıyorsun. Fark 160 puana çıkıyor. Son iki soruya gelirken artık ne yapacak diye ben de Egemen Turan'a merakla bakıyorum. Hangi kategoriyi? Risk almak istiyorum artık. Kaybedecek bir şey kalmadı. Penaltı istiyorsun. Evet. Evet, bir penaltı sorusu ekrana geliyor. George Popescu Galatasaray'a hangi takımdan gelmiştir? Barcelona. Barcelona cevabı Egemen Turan'a 100 puan kazandırıyor ve fark 60 puana iniyor 5. soruda. Şimdi Semih Arslan kategoriyi belirleyecek. Kontra atak alayım ben. Kontra atak alıyor. Semih Arslan ve sıradaki kontra atak sorusu ekrana gelirken ben de okuyorum. Rigobert Song hangi yıl takımımıza veda etmiştir? Song'u hatırlıyorsun. Song'u hatırlamak mümkün değil. Thomas'la beraber muhteşem ikiliydi. Ya ne şanslı bir dönemdi Galatasaray için evet. O. Böyle rastlantı gibi oldu ama ikisi de çok güzel işler yaptılar. Evet, tandem duvar olmuşlardı resmen. Evet, çok güzel bir tandem olmuşlardı. Şıkları okuyorum. A 2009, B 2008, C 2010, D 2007. O dönemlerdeki bir başarıyı belki kendine baz alarak belirleyebilirsin tarihi. B 2008 diyorum. B 2008 diyorsun. Kontra atak sonucunda 30 puan karşıya gideceğini ben söylüyorum. Ve bir kez daha gözden geçiriyor musun acaba yoksa ısrar ediyor musun? Sadece kontratın açıklaması yapmak istedim ben. Anladım. 2008'de daha mı erkendi acaba? B 2008 diyorum. B 2008 cevabın kesin verdiğine göre ben de diyorum ki sen Egemen Turan'a 30 puan verdin diyorum. Çünkü doğrusu 2009 olacak. 30 puanı daha oluyor. Böylece fark 30 puana iniyor son sorulara girerken. Egemen Turan'ın ise evet, free kick dışında her kategoriden soru seçme hakkı son var. Son sorun değil mi? Evet, son sorun. 6. soru. Free kick dışında her kategoriden soru seçebilirsin. Kontra atak. Kontra atak sana yarışmayı kazandırmayabilir. Çünkü penaltı hakkı var Semih'in. O zaman bir dakika. Penaltı. Penaltı alıyorsun. Sıradaki penaltı sorusu ekrana geliyor. 2015 Türkiye Kupası finalinde Burak Yılmaz kaç gol atmıştır? Türkiye Kupası finalinde.
Hatırladığım kadarıyla bir gol. O da penaltıdan olması lazım. Hangi takımla oynamıştı Galatasaray? Fenerbahçe. Türkiye Kupası finali. Bir dakika. 2015. Evet, vakit de olmak üzere. Burada artık çok önemli bir andayız çünkü. Gerçekten bu sorunun doğru ya da yanlış cevabı kaderini belirleyecek yarışmanın. Evet, sorunun cevabını rica ediyorum ve tek şıksız bir şey olduğu için bu hemen tek cevap alalım Egemen Turan'dan. Bursa Spor. Doğru cevap gol sayısı. Gol sayısı. Bursa Spor'la mı oynamıştık tam hatırlayamadım ama şansımı iki golden yana kullanmak istiyorum. İki golden yana kullanıyorsun. Ben de sana maalesef puan veremiyorum. Hat-trick yapmıştı Bursa Spor'a karşı Burak Yılmaz. Evet, evet. Üç gol atmıştı. Ve şu anda zaten 30 puan önde. 280 puana karşı 250 puan. 30 puan önde. Doğru bilseydin bunu çok şey değişecekti yarışmayla ilgili. Evet. Semih Arslan formalite icabı son kategoriyi belirliyor. Penaltı olsun o zaman. Penaltıda şansını denemek istiyorsun. 19 Eylül 2015'te deplasmanda oynadığımız Trabzon maçını hangi sonuçla bitmiştir? Enteresan bir maçtı. Bu yılın ilk dönemi maçı. Evet, 19. Bu sezon. 1-0 bitmişti. 1-0. Nerede oynandı maç? Trabzon'da. 1-0 Trabzon mu kazandı? Yok, Galatasaray 1-0. O zaman 0-1. Yani 0-1, evet. Evet. 0-1. Doğru cevap 0-1. Hı-hı. Ve 100 puan daha alıyor. Çeyrek finale Semih Arslan çıkıyor. Teşekkür ediyoruz Egemen Turan. Yine her zaman olduğu gibi Galatasaray Spor'a teşekkür ediyoruz. Bize bu giysileri armağan ettiği için. Ve soruları hazırlamamda yardımcı olan Enis Hürkan Burakçı'ya teşekkür ediyorum. Ve sizlere katıldığınız için, yarıştığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki Aslan Payı programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli seyirciler.